من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İlahi amin. Perverdigar, okulgen kelaminden, ulu ay ulu künlerden, hasıl bugün savab derecatlerden, cemi utkenlerimiz ruhbaklarını uzun menfaatlar eyleb, bugün okuyduğun cümle namazlarımızın husn-i dergahinde kabul etkin. Allahu Ekber. Rahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم محترم أهل الإسلام برادران إكرام حرمتلي أتهان أكهالر خصوصا Allah Teala'nın aziz mehmanları. Ana bugün Sayyidül Eyyam, küllerini seyyidi bugün, dualarımız icabet böledigen, Allah'ın rahmeti yağılıp durgen faziletli cüme günü de, zayakıllardan hulusi niyet bilen teşrifi kudum kılıp, cemaat bulup yığılıp durupmiz, İlahım hemmeylerini yem basıp gegen kademilerge hasanat, hasanat, savabı, aciller yazıp, İkinci basken kademlerimiz, bilip bilmeyi kigen hatalarımızga, masiyetlerimizga kefaret buluşunu Allah nasip etken bulsun. Muhterem aziz biraderler, yani iki hıl hoş haber bugün cemaatke yetkizip koyuşunu memnuniyet bilen özümüzü vazifemizdi bildik. Birinci hoş haber şu ki, bana bugün Muharrem ayını birinci günleri, Yangi hicri sene 1428 hicri senenin başlanış günleri Muharrem ayını birinci günlerine doğru kegenliği bilen hemmeylerini mübarebat kılıp bana bu kegen hicri senemiz hayırlik dağlarımız yaratkenli dergahı da makbul boledigan cemi yeryüzdeki Müslümanlarımızı Allah amedini bundan hem ziyade kıledigan Haziletli yıllardan buluşunu Allah nasip etsin. Hem de bana bu kegen, Allah aziz kegen, yamanlıylar haram boledigen, adamlarını dilige azar beredigen, gıllı gaşlıylar haram boledigen, turt da aydan bittesi, Muharrem ayniyem Allah hemmemizge mübarek kısın. Şimdi ikinci silerge yetkizmakçı bugün hoş haberimiz, yakında haber geldi ki, 2007 yılı Toshkent şehri İslam Medeniyet Merkezi deb elan qilinsin deb ISECO tashkiloti tomonidan tan olinib Toshkent şehrini mana şu 2007 yildagi faoliyati atroflicha o'rganilib musulmonlarning hayoti yoshlarimiz islomga bo'lgan e'tiqodi ochilayotgan masjid jamiyalarimiz kurulvatken, saklanıp kevatken asara atikalarımız hemmelerini mene şunçelik bir künden künge ziyade bu vatkenliği İslam'ga halkımızı icabi münasebete inabetke alınıp, organilip aynen Toshkent şehri İslam medeniyet merkezi de ilan kılınıptı 2007 yıl. Bu hem Müslümanlar için hoş haber. Allah mene şu künlerini Şu hoş haberlerini hemmeylerge mübarek kısın. Şu münasebeti bilen Uzbekistan Müslümanları Dini İdaresi
Muftiy hazratlari tomonidan yuborilgan tabriknoma bor ekan, o'qib eshittirishni maqsadga muvofiq deb bildik. Hurmatli jamoat, bugun Sayyidul Ayyom juma kunida ushbu muborak dargohda siz azizlar bilan birgalikda juma namozini ado etish uchun yig'ilib o'tiribmiz. Allohga beadad hamdu sano shukronalar bo'lsin. Yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo aylab, mana bunday kunlarni barchamizga muborak qilsin. Muhtaram azizlar, Islom konferensiyasi tashkiloti tarkibidagi ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha xalqaro Islom tashkiloti, ya'ni ISECO tomonidan jonajon vatanimiz poytaxti Toshkent shahrini 2007 yilda Islom madaniyatini umumjahon poytaxti deb e'lon qilinganidir. Darhaqiqat, Islom madaniyati bizni diyorimizda asrlash osha chuqur ildiz otdi. Buni biz yurtimizdagi osori atiqalarda, diniy asarlarda, arab yozuvlarida, hunarmandchilik, urf-odatlarimizda ko'rishimiz mumkin. Muqaddas Islom dini ota-bobolarimiz dinlarini munavvar qilgan ilk davrlardan boshlab to hozirgi kunga qadar ilohiy dinni ahkom, arkonlari diyorimiz musulmonlari tomonidan hayotga to'la tatbiq etilishi natijasida bizni mamlakatimiz Islom dunyosi tarkibidan o'ziga munosib joy oldi va milliy qadriyatlarimiz bilan islomiy qadriyatlar o'zaro uyg'onlashib ketdi. Hadis sharifda shunday deyilgan: har kim diniy va dunyoviy sohada foydali bir yangilikni odatga joriy qilgan bo'lsa, unga o'sha ishni savobi bilan birga o'sha unga amal qiluvchilarning savobi ham qo'shib beriladi. Bu bilan ularning savobi kamayib qolmaydi. Demak, bizni asrimizgacha Islom madaniyati rivojiga turli kashfiyot, ilm fan yutuqlari bilan hissa qo'shgan olim ulamolar Allohning nazdida ko'pdan ko'p ajru savoblarga ega ekanlar. Islom madaniyati ma'lumki zohiriy va botiniy ko'rinishlarga ega. Zohiriy deganda masjid, madrasalar, kiyim kechak, marosim, turli tadbirlar tushirilsa, botiniy madaniyat deganda har bir musulmon imkon, iymon e'tiqodi, dunyo qarashi, xulq-atvori, musulmonlar bilan bo'lgan muomalasi o'z ichiga oladigan tushunchalardan bo'ladi. Zohiriy madaniyatda ham, botiniy madaniyatda ham bizni diyorimiz doimo peshqadam bo'lib kelgan, birorta islom diyoridan orqada qolmagan. Buni isboti Samarqand, Buxoro, Xiva, Urganch, Qarshi, Shahrisabz, Termiz, Farg'ona, Toshkent va boshqa viloyatlar, shahar tumanlarida hamon mag'rur qad ko'tarib turgan islomiy obidalar, yangi masjid, madrasalar hamda maqbarayu mozorlarni misol qilib keltirish mumkin. Ularni sharqona, islomiy shakli bezaklari, naqsh va bitiklari, hashamatli salobatlari har qanday inson diqqatini o'ziga jalb etadi. An'analarni asrimiz avlodlari davom ettirib kelmoqda. Mustaqimizni ilk davrlardan boshlab to hozirgi kunimizgacha ta'mirlangan, yangidan yangi qurilgan jami masjidlar so'zimizni isbotidir. Birgina Toshkentda jahon madaniyati yodgorliklari ro'yxatga kiritgan Barakxon, Ko'kaldosh madrasalari, Qaffoli Shoshi, Shayxon Tahur, Yunusxon, Zanga ota yodgorlik majmualari bor. Shuningdek, eng qadimiy Qur'oni Karim nusxalaridan biri Usmoniy mushaf Beruniy kutubxonasi ham aynan Toshkentda saqlanmoqda. Yana shuni qayd etib o'tish kerakki, Toshkent shahrining markaziy mahallalaridan birida joylashgan Hazrati Imom xalq tilida Hastimon majmuasini hukumatimiz tomonidan hozirgi kunlarda qayta ta'mirlayotganligi va unga qo'shimcha ravishda yangi inshootlar barpo qilinayotganligi poytaxtimizga berilgan oliy maqom bilan hamohangdir. Bu sohada prezidentimiz tashabbusi bilan ta'mirlangan Buxorodagi Masjidi Kalom, Samarqanddagi Shohi Zinda, Qarshidagi Ko'k Gumbaz, qayta qurilgan Imom Buxoriy majmuasi, Bahovuddin Naqshband, Abduxoliq Vijdivoniy,
Burhoniddin Marg'unoniy kabi büyük allomalarimizni maqbaralarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Mana shu 2007 yil, ya'ni sizu bizlarga e'lon qilingandek Toshkent İslam madaniyat markaziga xos bo'lgan yaxshi bir udum bilan, yaxshi bir amallar bilan İslomni ko'rkini ziyoda qiladigan xayrli ishlar bilan o'zimizni qishlamizni qo'shishni Alloh hammamizga nasib etsin degan mazmunda yuborilgan tabriknoma ekan. Endi muhtaram birodarlar, bu tabriknoma albatta hammamizga muborak bo'lsin. Bejiz emas. Toshkent shahrini Islom madaniyat markazi deb e'lon qilinishi. Ana shu yerda o'tirgan otalarimiz yaxshi eslashadi. Xatog'on zamonlari bo'lgan bir paytlarda ham, dinga juda ham qattiq bir kurash ketgan paytlarda ham, hech qaysi bir odamlarimiz qizini benikoh erga bergani yo'q. Og'ir paytlarda ham o'sha nikoh bo'lganligi. 80-yinchi yillardan keyin yaxshi eslaymiz, talabalik paytlarimiz. Shunda bir qattiq tashviqotlar ketayotgan payt, ahli ilmlarga, ulamolarga nisbatan zug'um bo'lib turgan bir paytlarda, ayniqsa mansabdor odamlarni otasi yo onasi dunyodan o'tadigan bo'lsa, marakada turish amri mahalidir. Ustozlarimizni yo bo'lmasam talabalarni kechasi soat 1dami, 2dami o'rindan turg'izib, qoraka janozani o'qib bering, birov bilmasin. Faqat shu yerda jamoat bo'lib turibmiz, 5-6 odam bildi, qolgan odamlarga bu narsani oshkor qilmang. Janozani o'qib bersangiz bo'ldi deb oborib janozani xufyona o'qitgan kunlarni biz ko'zimiz bilan ko'rdik, muqaddam o'tgan kunlarni ko'rmasak ham. Shunday og'ir paytlarda ham mansab egasi bo'lsa ham, amal egasi bo'lsa ham, otasini bejanoza qabrga qo'ygani yo'q. Oshkora o'qimasa ham, kechasi o'qisa ham janozasini o'qitib turib qabrga qo'ygan paytlarni biz boshimizdan kechirdik. E'tiqodidan hech kim qochgani yo'q. O'zini diniga bo'lgan sadoqati, e'tiqodini saqlab, baqadri imkoniyat o'sha narsalarga amal qilishga xalqimiz harakat qildi. Mana o'zingizlar ko'rib keldinglar. Ungacha bilmasdik. Avvallari misoli bir akvariumda suzgan baliqdek, kichkina bir akvariumda suzgan baliq kimdir havo beradi, kimdir tepadan donini tashiydi, undan boshqa hech narsani bilmaydi. Okeanga chiqib, dengizga chiqib, ummonga chiqib suzgan baliq o'zini kimligini anglab yetar ekan. Yo'l ochilgandan keyin muborak haj safarlariga borish boshlandi. Million-million hojilarimiz muborak haj safarlarini ado etib kelishdi. Chet mamlakatlarga borib talibi ilm bo'lib kelgan bolalarimizni ko'rdik. Shunda bir millatimiz borligidan men faxr qildimki, xushu xuzu bilan namozni ado etadigan, namozdan keyin o'tirib o'tganlarning haqqiga duo qiladigan, tasbih duolarigacha qanoat bilan o'tirib ixlos bilan ibodat qiladigan, haramda bo'lsin, boshqa joylarda bo'lsin, biz ularni ibodatini inkor qilmaymiz. Farz namozi o'qilish bilan gurillab birini ustidan biri yurib o'tib ketayotgan odamlarni ko'ramiz. Xushu xuzu o'tirib bemalol bir ibodat qilish, ibodatda halovatini sezadigan imkoniyatlarni hech qachon ko'rganimiz yo'q o'shanda joylarda ham, islom taraqqiy qilgan joylarda ham. Lekin bizning xalqimizdagi e'tiqod, bizning xalqimizdagi dinga bo'lgan muhabbatni bir karra xorijga borgan paytda, chet mamlakatlarda ko'zimiz bilan ko'rdik. Shunda bir paytlar bo'lgan ekan. Biron bir masjidni devori tushib ketsa, shuni suviydigan bo'lsa, avval borib Moskvadan ijozat so'rash. 5-6 odam yo bo'lmasam urush qatnashchilari imzo qo'yib, xat yo'llab, ijozat so'ragandan keyin yana 4-5 oy uni javobini kutib, undan keyin o'shani ta'mir qilgan paytlar bo'lgan ekan, o'zini ixtiyori bilan bir masjidni sivog'ini ham qilolmagan paytlar bo'lgan ekan. O'shanda paytlarda muhtaram birodarlar, barmoq bilan sanaydigan masjidlar bo'lsa, o'zimizni Yunusobod tumanini men oldin ham gapirganman, miqyosida gapirsak 2 jami bo'lgan. Bittasi Mirza Yusuf masjidi, ikkinchisi Yunusobod jami masjidi. Hozir tumanimizda 11 ortiq jami masjid faoliyat ko'rsatib turibdi. Ibodat qilishga imkoniyat tug'ilib turibdi. Mana kengayib turibdi kundan kunga. Yoshlarimizni safi ziyoda bo'lib turibdi. Shunda og'ir paytlar bo'lsa ham, o'tmishda og'irliklar bo'lsa ham, lekin bular mana ortda qolib, odamlarimiz o'zini e'tiqodidan, dinidan
o'zini vijdonidan, e'tiqodidan adashmasdan ota-bobolari saqlagan dinni ko'z qorachig'idek saqlab, yaxshi bir e'tiqod qo'yib kelganligi uchun ham aynan faqatgina Toshkent emas, O'zbekiston miqyosini olsak bo'ladi. O'zbekistonda, ya'ni Islom madaniyat markazi, ya'ni Toshkent shahrini o'zini miqyosida Islom madaniyat markazi deb e'lon qilishlik bu juda ham katta bir baho berilganligi. Islom mamlakatlaridan tan olinganligi. Ko'p joylarga boramiz, vodiylarga bordik. Mana yaqinda Qozog'istonda, Chimkentda bo'ldik. Bir narsani men guvohi bo'lib xursand bo'ldimki, amru ma'ruf, nahiy munkarlar bizning yurtimizda yaxshi yo'lga qo'yilgan ekan. Bitta mahallada 30 dan ortiq qori bor. 30 dan ortiq qori vodiy tomonlarda. Ilmga juda ham boy, lekin suhbat tariqasida, amri ma'ruf tariqasida unaqangi anjuman majlislar ko'p o'tkazilmas ekan. Hozir bizda bir 50-60 odam yig'ilsa ham, otamiz yo onamiz dunyodan o'tsa deylik, yo qizimizni turmushga berib, nikoh aqdi, nikoh marosimi munosabat bilan dasturxon yozsak ham, aqalli 10 daqiqa bo'lsa ham bir suhbat bo'lsin. Odamlarning ruhiyatiga ta'sir qiladigan, insonlarni hidoyatga boshlaydigan amri ma'ruflar bo'lsin. Imkon bo'lsin deb ahli ilmlarimizni chaqirib, xo to'yimiz bo'lsin, xo o'limimiz bo'lsin, amri ma'ruf nahiy munkarlar bilan o'tishi har qancha maqtasak arziydigan, ibrat qilsa arziydigan holatlardan bittasi ekan. Uni ustiga mana ancha yillardan beri ta'mirga muhtoj bo'lib yotgan Hazreti İmam dahasidagi Hastimon masjid jamiyasini qayta tiklanib, hukumatimiz tomonidan ancha yordam berilib, nazoratga olinganligi, shunga o'xshash osori atiqalar, obidalarimizni qaytadan tiklanayotganligi, xususan prezidentimizni o'zi bunga tashabbuskor bo'lib turganligi, bu muhtaram birodarlar, musulmonlar uchun katta bir imkoniyat, katta yutuqlardan bittasi ekan. Shuning uchun birinchi mavizamizni mavzusi mana shunga bag'ishlanganligi uchun bu kunlarni Alloh muborak qilsin. Aynan 2007 yil emas, balki ancha yillar davomida islomning nuri bo'lib, islomning mas'ali bo'lib, butun atrofga nur beradigan shaharlardan bo'lib borishligini Alloh nasib etsin. Endi muhtaram birodarlar, mavizamizni ikkinchi mavzusi bugun Muharram oyini birinchi kunlari dedik. Ya'ni Muharram oyi qanaqa oy? Qur'onda bu oyga Alloh qanday nisbat bergan? Uni fazilatlari nimadan iborat? Birinchi yana Ashura oylari deydi. Ashara degan so'zni arab tilidagi ma'nosi o'nlik degan bir ma'noni bersa, shu birinchi 10 kunlikni fazilati mana bugun Zulhijja, ya'ni Muharram oyining birinchi kuni boshlandi. Juma kunidan. Shu bilan birgalikda 1428 hijriy sananing birinchi kunlari ham shu kunga to'g'ri keldi. Endi bu oy qanaqa oyligi haqida Alloh kalomi Qur'onda Tavba surasida marhamat qilib aytadiki, albatta Allohning nazdida oylarning sanog'i yer va osmonni yaratgan kunida belgilanib qo'yilganidek 12 oydir. Bulardan 4tasi urush harom qilingan oy. Mana shu hukmdir, haq hukmdir. Ushbu oylarda nafsingizga zulm qilmang. Endi 4ta oy urush harom qilingan oyni mana Alloh kalomi Qur'onda xabarini beryapti. Masjidul Harom deymiz. Makkadagi mana Masjidul Haromga borgan odam bir-biriga zulm qilish mumkin emas, ov qilish mumkin emas. Shohlarni sindirishlik, omonlik joyi, qasri. Ya'ni bir inson bir odamga zulm qilmaydigan, zulm qilish harom bo'lgan joy. Endi zulm qilish harom bo'lgan oylar ham bor ekan. Shulardan birinchisi mana Muharram oyi, Zulqa'da oyi, Zulhijja oyi, Rajab oylari muhtaram birodarlar, Qur'onda harom bo'lgan, ya'ni harom deyilishini sababi odamlarga zulm qilish harom shu oylarda. Allohning kalomi Qur'onda borki shunda oyatlar, kimki bu oyni hurmatini oyoq osti qiladigan bo'lsa, bir-biriga zulm qiladigan bo'lsa, bizni qasosimiz qattiqroq bo'ladi. Ya'ni Alloh aytadiki, shu oyni hurmatini qilmagan, behurmat qilgan bandadan meni qasosim og'ir. Qattiq bir o'ch oladigan, intiqon oladigan,
başiga yomon kunlar keladigan bir davrni men boshiga yuborib qo'yaman. Ya'ni shu oyda arablarda muhtaram birodarlar johil qabilalar bo'lib bir-biri bilan qirpichoq bo'lgan. Yillar davomida urushib yurgan qabilalar ham Muharram oyi kirsa, Zulhijja oyi bo'lsa, Zulqa'da Rajab oylariga yetib keladigan bo'lsa, otasini o'ldirgan qotili yonidan o'tib ketsa ham, onasini o'ldirgan qotili yonidan o'tsa ham, bolasini o'ldirgan odam yonidan o'tsa ham qo'lini tekkizmas ekan. Ya'ni zulm qila olmas ekan bir-biriga mana shunday ulug' oylarda. Hattoki jahiliyat davrlarida ham bu oyni hurmatini saqlashga harakat qilishgan ekan. Endi Muharram oyi to'g'risida muhtaram birodarlar, ulamolarimiz o'rtasida ixtilof bor. Bir xillar aytadiki, ashara, ya'ni o'nlik degan so'z aynan Muharram oyini 10 kuniga berilgan nisbat. Mana shu 10 kunlikda qiladigan ibodatni savobini ulug' bo'lishligi. Bir xillarimiz aynan 10-chi kunida qilingan ibodat, tutiladigan ro'zamizni darajasini ulug'ligi. Bir xillarimiz aytadilarki, yo'q. Ya'ni aynan Muharram oyidan 10 payg'ambarni Alloh 10 xil karomat bilan ikrom qilgan. 10 ta payg'ambarga Alloh karomat bergan. Darajasini ulug' qilgan. Shuning uchun ham mana shu Muharram oyini 10 kunligini savobi ulug' degan xabarlarni beradigan insonlar bor. Birinchisi, Odam alayhisalomni tavbasi qabul qilingan kun ham Muharram oyida bo'lgan ekan. Mana shu 10 kunlikni ichida ekan. Ikkinchisi, Idris alayhisalomni yuqori maqomga ko'tarilishlari. Aynan mana shu Muharram oyini 10 kunligini ichida bo'lgan ekan. Uchinchisi, Nuh alayhisalomning kemasi juda tog'iga tushganligi ham Muharram oyiga to'g'ri kelganligi. To'rtinchisi, Ibrohim alayhisalom tavallud topdilar. Beshinchisi, Alloh uni o'ziga do'st tutib o'tdan najot berdi. Badanlarini kuydirgani yo'q. Oltinchisi, Davud alayhisalomning tavbasi qabul bo'ldi. Yettinchisi, Iso alayhisalomni osmonga ko'tardi. 8-inchisi Musa qavmini dengizdan qutqarib Fir'avnni suvga cho'ktirdi. 9-inchisi Yunus alayhisalom baliqni og'zidan qutuldilar. 10-inchisi Sulaymon alayhisalomning mulk qaytarildi. 10 xil payg'ambarni Alloh 10 xil karomat bilan ikrom qilganligi Muharram oyini aynan 10 kunligiga to'g'ri kelganligi uchun shu kunlardagi ibodatni savobi ulug' degan taxminlar ham bor. Endi Yunus alayhisalom to'g'risida ko'p qissalar keladi Qur'onda. Bu zotni payg'ambar qilib Alloh o'z qavmiga yuborgan paytda da'vat ishlari og'ir bo'ldi. Odamlarni dinga chaqirdilar, da'vat qildilar, lekin qavmlari Yunus alayhisalomga quloq solgani yo'q. Sabr qila olmadilar. Allohning amri kelmasdan oldin kemaga tushib tashab ketdilar. Yo'lda ketayotgan paytlarida kemaning orqasidan bir katta baliq og'zini ochgan holatda quvib kela boshladi. Kemadagi odamlarga bu narsa odat ekan, ma'lum ekan. Kim egasidan qochadigan bo'lsa, baliq orqasidan quvib kelish odat tusiga kirgan ekan. Shunda e'lon qilishdi. Jamoat, oraylarda egasidan qochgan qul bormi? Kim egasini tashlab qochyapti, o'rnidan tursin. Bo'lmasam butun kema halokatga yuz tutadi. Xudoni amri bilan baliq quvib kelyapti. Shunda Yunus alayhisalom o'rnilaridan turib, egasidan qochgan emas, qavmidan qochgan payg'ambar manman dedilar. Taqdirga tan beras, suvga tashlaymiz, boshqa iloji yo'q. Bo'lmasam siz tufayli butun kema halokatga yuz tutadi. Yunus alayhisalomni suvga otganlardan keyin baliq yutib yuborganligi 40 kechayu 40 kunduz baliqni qornida Alloh omon saqlaganligi. Oxirida Allohning amri bilan qirg'oqqa chiqqanlarida badanlari mo'rt bo'lib ketgan holatda zaytun daraxtini tagiga tushib badanlarini quritib shu duo nozil bo'ldiki, La ilaha illa anta subhanaka inna kuntum minaz zolimin. Ya'ni bu duoni o'qishni savobi ulug', mazmuni Parvardigor sen poksan. Sen ulug'san, lekin men o'zimni nafsimga o'zim zulm qildim. Allohning amri kelmasdan turib, Allohning buyrug'i kelmasdan turib, qavmlarni bergan azobiga chidolmasdan Yunus alayhisalomni qochganlari
özlerini canlarına özleri zulüm kıyam bilen beraber böldü. Şunun için muhterem biraderler, özümüz mü aybimiz bilen bir belaga giriftar bu kasek buradan kurmaylık. Palancayge barmagin, belaga giriftar bolesen. Palanlar seni kımagin dertke müptela bolesen. Şu yoldan yürmegin, zelalette ketesen de agahlantırsa yu. Özümüz nefsimizge kulak salıp, adamlarını sözüge kirmeyi. Bir belaga giriftar bu kasek, bana şu dualarını esle yürüyelik. Okup yürüyelik, daima okuyelik. Yürgen yollarımızda. Namazlardan kegin okuşunu savabı uluk. La ilahe illa ente, subhaneke inne kuntum minez zalimin. Şimdi bana şu dua, bana şu on kıl peygamberini keramet kılengelliği, ikram kılengelliği, sebeplik Muharrem ayını aşarası, yani on küllüğü de savabı uluk deyledi. Şimdi rivayetler keltirilipti. Roza tutuşluk. Muharrem ayını rozasını tutuşluk doğrusu da. Lekin ulemalarımız doğrusu ihtilaf bırakken ki bu hadis sahih mi? Ya ki zayıf mı? Anık bir malumat bu megenliği için. Raviler tamamen anık korsatılmegenliği için. Yani Muharrem ayını 10 küllüğü de. Rozadarlık bilen utken bende yıl devamında roza tutkenin savabıge ege bölet değil geneken. İkinci bir hadiste keltirildi ki yani şu ayda hidayet artadı. İnsanların kalbine Allah hidayet verdi. Bala çakaları ilerge yakşilik kılıylar. Atraftaki adamlarga mürüvvet kılıylar. Kulilerden kegen lütfünü birbirilerden ayemeyler. İnsanlarga yakşilik bilen, amanlik bilen mamula kigen bende kelesi Muharrem ayı aşarası geçen, yani şu günleri geçen, yamanlik görmesten, zulüm görmesten Allah'ın ulu bir hidayetine sebep bölen digen rivayetlerim zahir bu geneken. Yine bir başka caylarda dualar var. Parverdigar, sen beni kaytarsanem, ben özümge özüm zulüm kıldım. Kança kança günahlar kısamam sen beni keçirdin. Endi günahlarımı özün mağfiret kıygın digen mezmunda okuladigan dualar Muharrem ayıda kitablarımızda zikir kılıngan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıngan başka bir hadiste Muharrem ayıda Sure-i İhlas'ını muntazam okuygen bendesige bala kemiydi digen hadislerim rivayet kılıngan. Lekin ihtilaflı bugelligi üçün anık bir malumatlarga küçlü bir delillerge süyenmegenliği için bunu delillik bilen halkına arasında gepiriş ihtilaflı bugün haletdir. Ulemalarımız malumat verişedir. Şimdi muhterem braderler şimdi şu Muharrem ayıda Şiye mezhebige akımige mensup bugün adamların özlerice bu ayını azzedarlık bilen utkızarak eller. Yani İmam Hüseyin'in ulumlarige bağlı bugün Muharrem ayıda Kerbala'da öldürülgenliğini nazarda tutup, azadarlı bilen şu günü azı tutup, yığı sığı bilen utkızışlığı doğrusu da kitaplarımızda malumat gegen. Avalan var, Şiye digen sözünün lügattaki manası ne mi? Şiye digen sözü, lügattaki manası tarafkaş digen mananı beredi. Şeriyetteki manası Hazreti Ali'nin tarafdarları. Digen bir managa ege boledim. Yani Şiye akımıge mezhub bugün adamlar şu günlerde İmam Hüseyin'i öldürülgenlikleri peygamber evladını ölümü tüfeylik azadarlık bilen bu küllerini utkızgenlikleri özlerini zincirler bilen ürüp bedenlerden kan çıkarıp her hıl haletlerge bargenlikleri doğrusu da kitaplarımızda rivayetler varit bugün. Şimdi Şiye akımıge mensup bugün adamlarını akidevi meselelerde biz bilen ahli sünnege münasip bumegen. Yani bularge ihtilaflı bugün tamamlardan bittesi kıyamette Allah'ın cemalini koruş mümkünemez digen etikadke amel kılış Şiyelerde var. Şu bilen bir gelikte fakat akidevi meselelerde yemez belki fıkhi meselelerde Şiyelerini bizden fark kıladigan cihatı var. Bunlardan bittesi namazda namazı peşin, namazı asır, namazı şam, hutban namazlarını birge cem kılıp okşilik. Taharet meselesi de ayağını yumeslik, belki ayakta mahsus tartışlık haleti.
12 ta imomga e'tiqod qilganliklari, oxirgi imomlari Imom al-Mahdi 4-8 yoshga kirgan paytlarida otalarining hovlilarida bir g'orga kirib g'oyib bo'lganligi, haligacha shiyalarning odati bor ekanki, o'sha g'orni oldiga kelib bitta ulovni yasatib, osmonda yulduz ko'ringunga qadar Imom Mahdining nomini aytib chaqirish, osmonda yulduz paydo bo'lgandan keyin orqalariga qaytib ketganligi. Ya'ni shiyalarning e'tiqodlaridan bittasi bir kunmas bir kun Imom al-Mahdi dunyoga qaytib keladi va shiyalarning dushmanlaridan o'zini qasosini oladi. Yer yuzida shiyalar barqaror bo'ladi degan e'tiqodga amal qilish shiyalarda keng rivoj topgan ekan. Shu bilan birgalikda muhtaram birodarlar, shiyalarning e'tiqoddagi adashgan tomonlardan bittasi Payg'ambarimizdan keyin kelgan xalifalar Hazrati Abu Bakr Siddiq, Hazrati Umar, Hazrati Usmonni so'kib haqorat qilishadi. Hazrati Oysha onamizni to'g'rilarida ham har xil gaplar, tuhmatga loyiq bo'lgan gaplarni gapirganliklari, shunga o'xshash so'zlarni tarqatganliklari, go'yoki Hazrati Ali'dan zulm bilan xalifalikni tortib olgan degan e'tiqod shiyalarning orasida keng tarqalganligi bularni orasida keng rivoj topgan ekan. Shu tufayli bularga ixtilof nazarida qarash, turli xil holatlarda bo'lish odat tusiga kirib ketgan. Endi muhtaram birodarlar, shiyalarning o'zlariga xos bayramlari bor. Bu Zulhijja oyining 18-chi kuni G'adir hayit bayrami. O'zlarini e'tiqodlari bo'yicha Ramazon hayitidan ham yo bo'lmasa muhtaram birodarlar Qurbon hayitidan ham eng katta bo'lgan bayram bu G'adir bayrami deyiladi. Aynan shu kuni Zulhijja oyining 18-chi kunida payg'ambarimiz Hazrati Aliga xalifalikni vasiyat qilganlar degan e'tiqod bularda borligi. Endi namozda jamoatda imom bo'lmasdan imomsiz alohida namoz o'qiladi. Jamoat bilan namoz o'qilmas ekan. Imom al-Mahdini g'orga kirib ketganlardan keyin bizda imom bo'lishi mumkin emas degandek, jamoat namozi o'qilmasdan tark holatda namoz o'qilib kelishligi odat tusiga kirgan. Va shiyalarni mashhur qilgan odatlardan bittasi, hukmlardan bittasi taqiya degan bir hukmga amal qilinadi. Bu narsa xila. Yolg'on gapni gapirib, odamlarni aldab joningni saqlab qolish mumkinligi, joningni saqlash maqsadida yolg'onni ko'p gapirish e'tiqodga zid emas degan amal. Kim shu narsaga ixtilof qiladigan bo'lsa, namoz o'qigani bilan barobar, namoz o'qimagan bilan barobar degan e'tiqod. Ikkinchi bularni qiladigan e'tiqodlardan bittasi, ya'ni muhta nikohi, ya'ni muvaqqat nikoh. Nikohni o'qigan paytda vaqtinchalik 1 soatga nikoh qilish, 2 soatga nikoh qilish, 2 kunga, 3 kunga nikoh qilish, boringki 1 haftaga nikoh qilib, undan keyin taloqini berib yuborishlik, bularning orasida shiyalarning orasida keng tarqalgan illatlardan bittasi ekan. Endi shiyalarning eng asosiy tarqalgan markazlari qaysi mamlakatlar? Chet mamlakatlarda, o'zimizning mamlakatlarimizda qaysilar degan savolga chet mamlakatlardan birinchisi Eron deyiladi. Eronda keng tarqalganligini tarixchilarimiz shu bilan bog'laydilarki, Imom Husanni Erondan uylanganliklari, Eronga kuyov bo'lganliklari bilan bog'lab, Eronda shiya oqimiga mansub bo'lgan odamlarning ko'pligi. Ikkinchisi Iroq, uchinchisi Kuvayt, to'rtinchisi Pokistonda keng rivoj topganligi. Sobiq Sovet Ittifoqida qaysi bir mamlakatlarda keng tarqalgan degan savol bo'ladigan bo'lsa, Ozarbayjonda, Shimoliy Kavkazda, O'zbekiston miqyosida qaysi bir joylarda keng tarqalgan degan savolga Samarqandda, Buxoroda, o'zimizni Toshkentga yaqin bo'lgan joylarda Yangi yo'l atroflarida haligacha shiyalarning oqimi mansub bo'lganligi ko'pligi paydo bo'lgan. Ya'ni hattoki Jibril alayhisalomni ham so'kadigan shiyalar bor ekan. Ya'ni Jibril alayhisalom vahiyni Hazrati Aliga olib kelmasdan Muhammadga olib kelgan degan noto'g'ri e'tiqod bilan Jibril alayhisalomni shaniga ham noto'g'ri bir gaplarni gapiradigan zotlar bo'lgan ekan. Hattoki shiyalar azon etgan paytda mana quloq solib tursak, ko'plarimizda antennalarimiz bor. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh degan joyda Muhammadning nomi tilga olinmaydi. Hazrati Ali'ning nomini qo'yib turib azon etishadi.
Hazreti Ali'ye itikad kılış, Huddu Huda'ya itikad kigendik. Cüda hem kattık sığıngan halette itikad kılış edi. Şunda bir özüge has ihtilaflar, Ahli Sünnet vel cemaat itikadıge zid bugen illetler, hali geçem şeylerde saklanıp kogen. Şiye digen sözünü, lügattigi manası, hala eti utkenimizdik tarafkeş. Hazreti Ali'nin tarafdarları digen bir manana engletip, Hazreti Ali'ni yaklap daima ona hakkıge dua gelişedi. Bana şu Muharrem ayıda şiyelerini utkızadigan adetlerden bittesi, azzadarlik binen bu küller utereken. İlahim, bana şu küllerde kıladigan ibadetlerimizle Allah husni dergahıge kabul etsin. Endi muhterem braderler, daima cuma namazımızda cemaatke hisabet tariqasida avvala Allah'a kalavursa cemaatke hisabet verip gevatmiz. Bana inşallah bugün yine bitti kuş haber. Cuma namazımızda yenge cami kurulvatken meçit binasını üçüncü kavati geyen Müslümanlarımızı kabul kılıçtı. Üçüncü kavette yen bana namaz okuş imkaniyeti tutulup künden künge bana şerait yaratı berişke hareket kıvatmiz. Lekin bu şeraitini yaratılışı öz özdenemez. Avala sizlerge rahmet. Allah'ın rahmeti. Kala varsa şutge yığılgen cemaatimizi kımmeti. Bala çakadan arttırıp, imkaniyetinden, rozgarıdan arttırıp, Allah'ın beytini abad kulemendip, kolilerden kegen yardımı bir vasılar. Şu braderlerimizi hakkıge bir dua kulemiz. Sultanı vasıgakemizi oğulların mırvasıl braderimiz. Semint aşyası bilen yardım kıldılar. Kıynalıp kogan peytimizde Hasan Bay'dan rüstürlükemiz ötken cümledeyem dua kıyan edik yardım kılıçtı. Ana şu meçitimiz başlangenden beri köp hizmetle kılıçvattı. Allah bu lerniyem imkaniyetlerini ziyade kısın. İkincisi mırhasıleke kızları tüşlük bilen üstelerimizde dasturhan yazdılar. Saydı Bilal Hocakemiz mahallemizden tüşlük dasturhanını yazıp ihsanlarını tavşırdılar. Latif Canak'a yani bir kap gürüç ap gülüp üstelerimizi dasturhanına ihsan bulsun dediler. Ali Murat'a Sultan Murat'a oğulları, merhum Sultan Murat'a oğulları ihsan tavşırdılar. Sadık Akemiz tüşlük dasturhanı yazdılar. Muhuddin, merhum Kamil'e oğulları ihsanlarını tavşırdılar. Sancar Bey braderimiz ihsanlarını tavşırıştı. Rahim Ekemiz tüşlük dasturhanı bilen dasturhanı yazdılar. Koşnularımızdan bana Azamet Ekemiz, Dilmurat Ekemiz, Duradgarımız Usta Azamet braderlerimiz haşer kılıp meçitlerimizde köp işlerini kılıçtı. Allah bunların hem imkaniyetlerini ziyade kısın. Allah'ını beytige kigen hizmetlerine acrını bilsin. Asgar Ekemiz halis hizmet kuvvettiler, maşine hizmetleri bilen hizmetimizi kutluştu. Merhum İbrahim Eke oğulları İsmail Can ülkemiz. Dasyarlık, maçine hizmetleri bilen hizmetimizi kılıçvattı. Asrar Can braderimiz, bu tevelimizi oğulları Asrar Can ülkemiz braderimiz. Kup hizmetlerine ada kuvattı işlerge Allah ruvac birsin. Davran Can braderimiz seferge çıkış arefesinde dua talep kıldılar ihsan verip seferlerini beyhatar kısın. Şu bilen birge, Marufcan braderimiz ülkeleri Şavkatcan'a şifa talep dua kılışı buyurdular. Allah dertlerine şifa versin. Taciddin anası ve sinirisini kesel buvvetkenlikleri için dua talep kıldılar. Allah şifa versin. Hemdem hacakemiz tüşlük bilen yardım kıldılar. Badem zarlık izzet hacakemizi oğulları ihsanlarını tavşırdılar. Şükretcan braderimiz ihsan tavşırdılar. Bahram ekemiz, Artıcan ekemiz ihsanlarını tavşırıp oğulları Ferhatcan, kızlarını hakkıge duada buluşumuzu söylediler. Bir dua kılamız, ilahım perverdigar, özini beytini abad buluşu için, Müslümanlarımızga imkaniyet bulsun, şerait bulsun, adamlar soğuk sahralarda, cezireme aptallarda türmesin, ıssık caylarda özini zikrine ada etsin, şu özini beytini abadançılığı için, rozg'oridan bola chaqasidan orttirib xizmat qilgan oshkora xufyona ihson qilgan bandalaring o'zingga ma'lum o'zing aziz qilgan xor qilmagin ustun qilgan ostin qilmagin o'zingni baytingga ihson qilgan bandalaringga jannatda o'zing baytingni bergin parvardigor bularni ham o'zing yarlaqab dillardagi niyatlarga yetkazib shifo talabida bo'lgan birodarlarimizga Mana Abdulvasov akamizning haqlariga xossatan duo qilamiz. Vasiljon birodarimizning otalari shifo bersin.
onaları singillerine hakkıge şifa soragallar var. Hemmelerin dertlerine Allah şifa verip, Rıstırlakemiz beni butta oturuşuptu. Dillerdeki niyetlerini verip, seferlerini Allah beyhatar kısın. Bahram canakemizi oğulları, Farhadcan biraderimizi hem Allah bahtını verip, işlerine rivac verip, kızlarını arzu havaslarını koruş nasip etsin. O zeyni beytinde dergahınge kol kotarıp dua kıldık. Dualarımızı dergahınge kabul etip bu oturuşlarının devamını hemmemizgi cennette nasip etkin. Rabbena ufir lana ve li ikhvanina allazina sabakuna bil iman ve la teca'al fi kulubina gillen lillazina amanu Rabbena inneke raufur rahim bir rahmetke ya erhamer rahmin. Hazır. Ukalarım Azatbek, Ravşanbekler bilen yangi iş başladık. Sizden iltimas hutbede turup cemaatten daha alı verin. Yaşlılık bilen aldından rahmet muhlisingiz yoldaş kal. Allah halası. Assalamu aleyküm Karake. Berçe beymarlarımız ve ata anem hakkige cemaatten daha kılsak. İnşallah beymarlarımız Allah büyük tabip ozi şifayı kamiller versin. İlim kesr hüner talebi demen Allah Teala yetkisin. Rahmet hal murad biraderimiz. Şu bilen bir gelikte dua talep kigen biraderlerimiz. Kabul eke ferzen talebi demen iltimas dua kılın. Esselamu aleyküm kabul karake. İş faaliyetimizini ken getirip yenge iş başlavatımız. Sizden iltimas işlerimiz rivacı için cemaatten dualı birin. Azada han. Esselamu aleyküm kabul karake. Savalım der ki urunsuzdur. Bazılar eçledi ki namaz götürgen de niyet kılış şart emez. Çünkü taharet kılışını uzun namazga niyet, meçitke kilişini uzun bir niyet deyişedi. Kıyamette resumçilikini ve heykel taraşlığını savaş cevabı ağır bulet deyişedi. İltimas, eğer caiz tavsayız, şülerge izah verir olsanız aldığından rahmet. Hop, birinci savalız. Namazga kegende niyet kılış şart demez. Kilişi uzun niyet, taharette uzun niyet. Doğru. Salam degen söz yaxşı. Toluk kılıp assalamu aleyküm degen undanem yaxşı. Salamge bitti savab, assalamge undan arturah savab. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu deseyiz undan arturah savab. Niyat kılıyorum namazge, buna aybi yok. Niyat kılıp imam markası, avala hanedandan çıkkanızda namaz okuymen degen niyat bilen çıktınız. Kegenden kegen Allah'a niyat kılışı aybi yok. Niyat kılışı nüksanı yok. Namazga karahiyatli cayı yok. Bemalan niyet kılıp namazı ada kılıyorum. Aldığımda durgan imamge ıhtıda kıldım. Niyat kıldım da cüme namazının niyetini ada etiyorum. İkincisi kıyamette resumçilik, heykel taraşlık. Doğru bu, doğru bu. Asaslı saval. Peygamberimiz kasb kılın, hüner kılın. Lekin Resulullah'ın huzurlarına gelip Allah'ın Resulü ben çizmesem bu miydi? Şu nerseni yaxşı göremen. Hünerim şu, şunu arkasından kün kuremen, icazet verin diyenlerde icazet veremen. Fakat insanlı şekli şemayini çizmegin. İnsanlı şekli şemayini haykel kılıp layge urmegin. Onun müsavviri Allah, çizgücüsü, tenesige can vergücüsü Allah. Tabiyyatlı çizgin, dağ darahlarını çizgin. Lekin insan balesini şekli şemayini çizmegin. Resulullah'dan hadis var ki, kıyamette çizgen suretteki insanın tenesine can kırtı birgindip, o şey bendeni boynuna koyadigan saval, hısap, kitap varlığı mukarrar. Bu nerse muhterem biraderler asaslı. İhtiyat verin, eğer kıladigan bulsayız, dağ taraflarını çizin. Başka bir manzaralarını çizdik, bu İslam'da var. Lekin insanın şekli şemaili fakat Allah'ın özüge has. Atam hidayet yoluna girip iman insaf versin. Allah razı olsun şükredeceğim biraderiz. Karaka assalamu şuki tutkus sebep başka kuşlarını kafasında baksa böyledi mi? Kış günleri de otta botta harbogenden kura kafasına salıp avukat eden, su eden, bahaber bulup bularga karab duruşuna aybi yok. Zulüm kımestan karelse muhterem biraderler aybi yok. İslam'da mümkün. Karaka iltimas durudu muazzin, muazzam doğrusu düşünce verseyiz. Allah sizden razı olsun. Bu alakıda mevzu. Hazır ki iki ağız söz bilen bunge cevap verişimizge kifaya kımaydı. İnşallah tayyarlanıp kilesi cümlelerde veremiz. Bizge Zümrüt apamge, hayreden anamge, Ravşan akamge işlerini rivac verişini sorup dua kılamız, dua sureyimiz faizullah dediler. Ve cemaatten dualı birsiz rıstırlaka, hürmetli kabulcan karake sizden iltimas, işlerimge rivaç tülep cemaatten dua sorabilseyiz. İlahi amin.
yangi ish boshlab turgan Ozodaxon singlimizni ham ishlariga Alloh rivoj bersin. Rustil akamizni ham mana ishlariga rivoj so'rab jamoatdan duo so'raymiz. Ko'p odamlarimiz farzand talabida, ko'p birodarlarimiz dardlariga shifo so'rab duo qilishdi. Hammalarini farzand talabida yurganlarga Alloh farzandi komillar, dardmanlarga Alloh o'zi qudratidan shifoi komillar berib, haj boshlariga mushkul tushgan, hojat talabida yurgan birodarlarimizni hojatlarini ravon bo'lishini Alloh nasib etsin. Xutbada duo talab qilgan birodarlarimiz bor, farzand talabida xutbalarda duo qilamiz. Hammalarining dillaridagi niyatlarini Alloh ijobat qilsin. Allohu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى الدار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم خطبنا ارتستقلن جن دعا قبول وكالرمز دعا طلب قلشت بر دعا قليلك farzand talabida duo qilganlar bor, duo talab qilganlar bor. Ishlariga rivoji komil talabida duo qilgan birodarlarimiz bor. Nomlari hozir tilimizga kelmasa Allohga ayon. Ukalarim yaxshi bir niyatda duo talab qildinglar. Alloh qudrati ilohiyasidan yaxshi farzandi solihlar bersin. Orqamizda qoladigan, duo qiladigan otamma onamma Alloh rahmat qilsin deb mag'firat talabida duo qilib qiyomatda shafoatchi bo'ladigan farzandlarni Alloh nasib etsin. Yaxshi aqiqalar qilishni nasib etsin. Ishlariga rivoj so'raganlar bor, yaxshi umidda ish boshlaganlar bor. Elimni, yurtimni, millatimni ma'mur qilaman deb niyat qilganlar bor. Alloh shikastdan, ofatdan, balo qazolardan omonda saqlab, boshlagan ishlariga Alloh rivoji komillar ato etsin. Allohu akbar. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إله آمين اللهم اللهم تقبل منا هذه الصلاة الجمعة واعف عنا جميع نقصاننا يا إله العالمين ويا خير الناصرين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله آمين پروردگار اوزین کردین شاهد بولدین Ulug' oy ulug' kunlaringda poyi tahorat ixlos muhabbat bilan juma namozlarini ado etdik qilingan ibodatlarimizdan zikru tasbihlarimizdan aytilgan masalai masoillardan o'qilgan kalomingdan yig'ilgan jamoatdan hosil bo'lgan savob darajatlardan habibing muhammad mustafa sallallohu alayhi va sallam ruhboqlari o'tgan ahli baytlari sahoba ikromlar tabiinler, tebe tabiinler, yurtimizden o'tgan allame-i zaman hafızı Kur'anlar, mahallelerimizde istikamette, meçitlerimizde ibadette o'tganlar, kala vursa o'zinga bende habibinge ummet bo'lib dünyaga kelishimizga sebep bo'lgan, sebep bo'lib dünyadan o'tgan otalarimiz, o'tgan onalarimiz, bugün cuma namazıga hazır bulup, kalbi erip dergahınge kol kotarıp oturgen bendelerinden, kaysi birimizi otamız, kaysi birimizi anamız, kaysi birimizi balamız, kaysi birimizi cigerlerimiz otişti perverdigar rahmetinge agin. Yatken cahilerin cennetu naim ra ve reyhan mekanlardan kıyın. Umrimizi ahirgi külleri geçem harkı mesten, imanda, İslam'da, ibadette, itaatte berkarar kılıp, elimizge, yurtimizge tinçlik, hatırcamlik, bazarlarımızge arzançilik, dasturhanlarımızge berekat, yurtta başta turgan yurtbaşımızı, cemi rehberlerini, adalet yüzesinden kıttırgan hizmetlerge, faaliyetlerge muvaffakiyet, din-i İslam'ge kuvvet, Müslüman bendeleringe ahmet bergin. Çar, naçar, beymar, beyçareler var. Salamet bugünümde barardım, cüme namazını okurdum, duyatkeller var.
Dert bergen ozingsen, ozinge asan kudretinden şifayı kamiller bergen. Başıge müşkül çüşkeller var, perverdigar müşküllerini asan hacetlerini ravan kigin. Perzen talebide yürgenlerge kudretinden ozin perverdigar ahyol bergen. Perverdigar ozin korup bülüp durup sen, dergahinge kol kotarı oturgen bu bendelerin aş uçun. Nan uçun, dünyanın matası uçun kegeni yok. Dergahinge kalbi erip, kotergen kollarını boş kaytarmagin. Günahların mağfiret bolar mikin, cennet ahliden bolar mikin ben. Namayı amalarımı on tavanımdan alar mikin ben. Bugünkü cüme namazların cennetke hüccet, dozdaki perde bolar mikin digen umitte keldi na umit kımagin. Kotergen kollarını boş kaytarmagin perverdigar. Şu bendelerinin duasını, taleplerini ozin icabet digin. Tenemizde canımızı aman kılıp, cüme namazlarına yetkizdin, katarımızdan hata bu mesden, kelesi cümelerine yem sağ selamet yetip, uzağa yıllar davamında Allah'ını beytine abad kılışı nesip etkin. Dergahinde kol kotarıp dua kıptırıpmız, dergahinde teveccüh bilen oturupmız, ilahım bu oturuşlarının devamını cennette hem nesip etkin. Cennetinde yem meneşinde oturup cemalinde mihman, Habibini şefaatine nail bogan, adalet tarazıge emelleri koyulgen de, razı buledigen mu'minlerini mertebesine ata etkin. Rabbena gfir lana ve li ikhvanina alledine sebequna bil iman, ve la tecal fi kulubina gillen lillezine amanu rabbena inneke raufur rahim, bir rahmetke ya erhamer rahimin Allahu Ekber. İlahi amin, uzay yakınlardan teşrifi kudum kigen cemaatimiz. Katta meçitlerini basıp, katta mahallelerini basıp, uzağa uzağa caylardan, şehrimizi türlü hıl hududlardan gelip, kiçkine mahallemizi, kiçkine meçitini hürmeti üçün teşrifi kudum kıldılar. Basken kademilerini hesabıda Allah hasanat hasanat sevabı aciller yazsın. Nakuley şerayetlerde, havlilerde, savuk caylarda oturup Allah'ın ibadetini kigen bendeler, Huda'nın rahmeti bilen, özünün rahmet sayesinden cay alışını, özünü rahmet faziletleri bilen, özünü cennetine nail buluşu nasip etsin. Perverdigar, şunda dergahinge gelip, özünü beytine abad kılemen digen bendelerine ahiretini özün abad kıyın. Katarımızdan hata bulmasın. Uzay yıllar devamında yelkeme yelke türüp ibadet kılışı nasip etkin. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Bir rahmetke ya erhamer rahimin Allahu Ekber. Hepsine rahmet, selamet bol ile.